Koza Altın paranın rotasını sunar. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın rotasına hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminin öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Kıbrıs'ı konuşacağız önce. Güney Kıbrıs'ta sular durulmuyor. B planı arayışları var. Bir yandan Rusya ile görüşmeler. Medvedev kızmış Avrupa'ya. Avrupalılar birbirlerine kızıyorlar. Şimdi diyorlar ki bu kararı kim aldı yahu falan diye kendileri birbirlerine soruyorlar. Sanki onlar almamış gibi. Böyle garip durumlar var. Avrupalılar her zaman öyle yapmıyor mu zaten? Onların doğru. Genel genlerinde böyle bir şey var. Evet. Bu arada bankaların önünde insanlar bekliyor. Salı gününe kadar bankaların kapalı kalacağı konuşuluyor. ATM'lerde zaten para yok. Oradan çekemiyorlar. Tabii canım, ATM'ye para mı koyarlar bundan sonra? Yani küçücük Kıbrıs kocaman bir problem oldu. Evet, aslında onun yani Kıbrıs'ın büyüklüğü falan önemli değil de Arjantin'i hatırlıyorum. 2001'in sonunda biz 2001 Şubat'ta kriz geçirmiştik. Arjantin 2001'in sonunda yani 2002 Şubat gibi diyeyim bankaları kapatmıştı. Ve bankalar ne kadar kapalı kaldı biliyor musun? Tahmin et ne kadar kapalı. Bir ya da bir buçuk seneydi herhalde, öyle miydi? Yok, o kadar değil. 6 ay kapalı kaldı. Bir sene kadar işte. Evet, bütün yağmalandı. Bankalara girildi. O yağmaları hatırlıyorum tabii, biraz bankalara girildi, o dükkanların yağmalanması. Tahmin ediyorum şimdi zaten paralarını çekemeyecekler. Bankalar açılsa dahi çekemeyecekler. Büyük bir ihtimalle şey olacak. Aynı Arjantin'de olduğu gibi bankalardan belli bir miktar para çekebilecekler. Yani günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar. Yani o zaman Arjantin'de haftada 250 dolar ya da 250 peso o birebirdi şey para birimleri dolarla. Dolayısıyla o kadar çekebiliyorlardı. Sonuç olarak burada da tahmin ediyorum herhalde her şeyi bıraksalar, tamam çekin deseler ki bankalarda para kalmaz. Yani bankaların o parayı falan ödemesine imkan yok. Hı-hı. Avrupa Birliği 100 milyar euro bulması lazım. Yani oradaki mevduat kadar para bulması lazım. Bir de nakit, yani nakit bulması evet. lazım. Yani o kadar kağıt parayı basmak bile uzun zaman alır. Pek zannetmiyorum. Yani dolayısıyla sıkıntı şu açıdan büyüyor Barış. Kıbrıs batmış, kimsenin umurunda değil aslında. Önemli olan bankadan parasını çekemiyor adam. Ben dünkü yorumumda hatırlıyorsan şey dedim. Yani Güney Kıbrıs parlamentosu bu kararı geçirmedi. Dolayısıyla bence bu olay nihayete erdi. Yani sonlandı şey açısından. Piyasalarda büyük bulaşma etkisi yaratması açısından, yani kalkıp da bir İspanyol'un da İtalyan'ın da bankalara gidip para çekmek istemesi, ya yarın bizim devletimizde, bizim yönetenlerde mecburen böyle bir şeyi kabul etmez. Dolayısıyla hı hı. bankaya gidip paramı çekmeme gerek yok diye düşünürler diye düşünüyordum. Fakat şöyle bir durum var şimdi, tamam da bankalar açılamıyor. Yani aynı durum ileride başka ülkelerin başına da gelebilir. Özellikle İspanya'nın başına gelebilir. İspanya'da bankalar zaten kaynak bulmak zorunda. Bankaların durumu iyi değil. Likiditeyi sağlıyor ama sana sermaye eklemiyor Avrupa Merkez Bankası. Şimdi işte biliyorsun Maliye Bakanı, Enerji Bakanı gitmiş Rusya'ya. Evet. Ruslar da fırsat, bu fırsat. Verin işte üslerinizi, havaalanlarınızı, limanlarınızı. Ondan sonra alın parayı demiş. Merkel, bakın ben size öyle oraya buraya gidin demedim. Yani gelin gene bu işi Avrupa Birliği içinde çözün demiş. Bir yandan IMF bastırıyor bu iş bir şekilde çözülsün diye. O sırada IMF Başkanı'nın evi aranıyor. Şeyde daha önceki IMF Başkanı'nın olduğu gibi. İşler böyle çok abuk subuk bir hal aldı. Şöyle bir bakıyorum. Yine piyasalar çok sabırlı davranıyor diye görüyorum. Yunan Maliye Bakanı dün işte bir açıklama yaptı. Eğer dedi hani bankalar daha kapalı kalmaya devam ederse bu dedi bir felaket olur. %100 katılıyorum. Kesinlikle bankaları hemen açmaları lazım. Yani sürpriz yapıp bugün açmaları lazım. Aksi halde açıldığı anda o bekleyen talebin şiddeti çok daha yüksek olur. Yani şu korkuyu düşünebiliyor musun?
Ben bir haftadır para çekememişim. Hiçbir ödememi yapamıyorum. Bir sürü ticaret var orada da. Yani sonuçta oradaki dükkan sahibi mal almış, başkasına ödeme yapacak. Banka açık değil. Hiçbir şekilde hesaplarda hareket olmuyor. Tabii. Her şey, bütün hayat durmuş durumda. Yani paranın zaten dolaşımı, finansal sistemin durması demek, kalbin damarının durması gibi, yani damarının tıkanması gibidir. Kan gitmez, yani para gelmez. Vücut için kan neyse, oksijen neyse, nakit aynen odur. Hücreye oksijen gitmediği an hücre ölmeye başlar. Bunun bir dayanma süresi vardır. Yani hücreye belli bir süre oksijen gitmezse ölmez ama orada bir yanma olayı gerçekleşiyor. Sonuçta karbondioksit üretiyoruz. Para gidecek ki oradan bir iş, ticaret çıkacak. İşte katma değer yaratılacak, ekonomi büyüyecek. Dolayısıyla buradaki asıl büyük sıkıntı şimdi. Ben dün hani bu problem artık çözüldü diye bakıyordum. Bankaları açacaklarını düşünerek. Fakat kesinlikle bankalar salıya kadar, eğer zaten pazartesi tatilmiş, öyle bir resmi tatil mi denk gelmiş. Tahmin ediyorum bu hafta sonu bu işi çözecekler, herhalde şey olacak. Yani bütün IMF oturmuş, aynen bize ne dediyse onu söylüyor şimdi. Bize demişlerdi ki 20 kaç banka var böyle batık, hepsini kapatın demişlerdi. Hakikaten biz hepsini kapattık. Yani TMSF 20 tane bankanın tümü yönetimini ele aldı, el koydu. Mevduata hiçbir şey olmadı. Herkesin mevduatı diğer bankalara, kamu bankalarına aktarıldı. Herkes mevduatını oradan ama çekti. Ama Güney Kıbrıs'ta bunu yapabilecek sistem var mı? Yok, işte para yok. Yani ekonominin zaten toplam milli geliri 18 milyar dolar. Senden 6 milyar dolar şey bekliyor. Yani düşünsene, yani bu Türkiye'ye uyarlarsa şöyle geliyor. Türkiye'nin bu 3 gün içerisinde 500 milyar dolar bulması. Akıllı gibi değil. Bu karar hakikaten nasıl vermiş olabilirler? Yani başbakan diyor ya bizim muhalefete ne içiyor bunlar anlamıyorum. Hakikaten bunlar ne içmiş acaba bu karar verirken? Yani akıl var, mantık var. Dediğiniz 18'in 6'sını istiyorsun. Nasıl istiyorsun yani? Ya 18'in 6'sı, yani Türkiye'ye uyarlasana şimdi. Yani 1 milyar TL gayri safi yurt içi hasılamız var. Tamam mı? Bunu uyarla. 500 milyar istiyorsun. 500 milyar istiyorsun. Ya da 750 milyar, 350 milyar dolar hemen Türkiye'nin 3 gün içinde bulması gerekiyor. Ya bütün İstanbul'u vermeye kalksan gene, tabii canım yani, gene bulamazsın. Yani böyle bir şey. Ya bu da 5 milyar euro ya. Yani 5 milyar euro. Bütün sistemik kriz başlatıyorlar. Buna inanılır gibi değil ya. Yani bunun sonuçlarını nasıl tahmin edemiyorlar? Dünyada bugüne kadar kaç tane bankaya hücum oldu? Kaç tane banka battı? Amerika 3 defa bu şoku yedi. 1890'larda, 870'lerde çok büyük bir borç krizine giriyor Amerika. 1929'da giriyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında, yani ve 2008 krizinde de çok fazla batan banka var Amerika'da. Ama orada küçükleri batırdılar, büyükleri kurtardılar. Şimdi anlaşılır gibi değil. Yani şimdi de ya kararın yanlışlığının Avrupalılar daha şimdi fark ediyorlar. Bu kararı kim verdi diye herkes birbirine soruyor. Düşünebiliyor musun? Bu kararı kim verdi? Hani birisi, hepsi, hiçbirisi, herhangi birisi diye 4 kişi vardı. Bir hocam iş vardı. Bilerek yapılmış olabilir mi? Şimdi mesela Aydın Ferhat Bey diyor ki Güney Kıbrıs olayının altında yatan Rusya'nın kara para aklama operasyonu onları yavaş yavaş iflasa sürüklüyor. ABD bu durumu bal gibi biliyor. Biz de AB'ye girmek için çaba sarf ediyoruz. Bunu anlamakta zorlanıyorum demiş. Yani hakikaten bu kadar ahmak olunabilir mi? Bu bilerek kasıtlı belki de yani. Ya şöyle, yok kasıtlı değil. Bu tamamıyla bak, bu tip şeylerde hiç öyle çok fazla şeye gerek yok. Sadece Merkel, tamam mı? Kendini kur. Çünkü bir şey lazım olunca, para lazım olunca Merkel'e gidiliyor. Almanya'ya gidiliyor. Ya öyle ama şimdi daha büyük problem. Tamam mı? Merkel de diyor ki kardeşim ben buna bu parayı verirsem işte yarın ben seçimi kaybederim, tamam, diyor. Tamam. Onu da anlayabiliyorum. Ama Almanlar, şimdi ne olacak işte? Şimdi yine hani, Merkel'e olumsuz yansıyacak yarın öbür hani günü. Hani şey vardır ya şöyle. Günü kurtarayım şeyinde mi? Yok. Hani çok küçük bir kârı elde etmek için büyük bir zarara katlanırsın ya. Evet. Benim bir arkadaşım İngiltere'de araba şeyi var. Auction, açık artırması var. Gidiyorsun, arabayı beğeniyorsun, açık artırmada alıyorsun. Şimdi hepimiz orada öğrenciyiz. Ayda aldığımız para çok yüksek değil. Yani 700 pound civarında, 750 pound. Yani 250 pound'lık kiraya gidiyor. Hı-hı. 500 pound'la aylığı getiriyorsun falan. Hani fena değildi. Yani Türkiye öğrencisine en yüksek ücreti ödeyen ikinci ülkeydi. Biz Allah'a çok şükür rahattık. Ama bir arkadaşım gitmiş bir Jaguar almıştı. Yani
Ya Jaguar'a biniyor olmak için. Haydi 750 pound Jaguar. Hayır, şimdi Jaguar almış 250 pound'a, tamam mı? 250 pound'a yaklaşık 15 yaşında falan bir Jaguar almış. Şimdi bize bakıyor, ya siz nasıl çarşıda bu kadar arabayla gezip dolaşabiliyorsunuz diyor. Çünkü 8 silindirli eski Jaguar'lardan arabayı çalıştırdığından zaten 5 pound benzin yakıyor, tamam mı? Yani orada 250 pound'a koca arabayı alıyorsun. İşte aküsü bitmiş, aküsünü değiştirmeye kalkıyorsun. Arabanın iki katı fiyatı şey ödüyorsun, akü parası ödüyorsun veya benzin parası ödüyorsun. Burada da bu 5 milyar euroyu ödemeyeceğim diye, tamam mı? Koca bir büyük sorun satın aldılar. Tahmin ediyorum bu iş çözülecek bu hafta sonu da. Yalnız bu işin çözümü şöyle olacak diye düşünüyorum. Bankalar büyük bir ihtimalle iflas edecek. Yani bankalar büyük bir ihtimalle artık iflas etmiştir denilecek. Ve bankalar devredilmiş falan olacak. Evet. Yunan Bankası, işte Yunan Maliye Bakanı şey açıkladı işte. Biz B planımız var, çalışıyoruz. Evet, bu söz konusu olabilir. Zaten iki tane banka kapatılması düşünülüyor. Oradaki tabii mevduatlar normalde devlet garantisinde. Çünkü Avrupa krizi sırasında, 2008 krizi sırasında mevduatlara verilmişti garantiler. Fakat Rusların parası kurtarılmış olacak. Tamam mı? Evet. Yani bu yüzden hakikaten çok kötü durum ya. Yani çok çok kötü. Benim korkum şey, bu olay hakikaten diğer İspanya, İtalya'ya yansıyabilir. Sıçan. Ben şeyi bilmiyorum. O rakamlar tahmin ediyorum bu ay sonu gelir. Bu ay içerisinde, yani Mart içerisinde İspanya'dan, İtalya'dan, Portekiz'den vesaire Almanya'ya kayan hesapların miktarını çok merak ediyorum şu an. Hocam şimdi yorumlar var tabii. İzleyicilerimizin yorumları bu. Güney Kıbrıs olayıyla ilgili. Rusya'ya bu karar zarar değil, kar sağlar. Rusya'nın kucağına bırakılırsa Rusya'ya dönüşümü çok olur. Çünkü meblağ büyük değil demiş Turgut Bey. Kemal Bey yine bu kararların ekonomik ya da matematiksel olmadığı, bu kararların siyasi bir oluşum ya da bir yerlere mesaj olarak alınmış olduğunu Kemal düşünüyorum. Kemal Bey doğru söylüyor. Diyor. Yine Almanya haricinde herhangi bir Avrupa ülkesinde yaşıyor olsam bugün bankaya gider var olan bütün paramı çekerdim. Ben mi çok kötü niyetliyim, Avrupalı mı akılsız? Valla ben Avrupalı şey, yani şu an endişe yaşıyorlar zaten. Ya olay Kıbrıs olayı değil ya. Bugün şey kararı verseler, Kıbrıs'ı kapattık yani. Orada devlet mevlet yok deseler, tamam. Burası çok, burayı Türkiye'ye devrediyoruz deseler. Artık Kıbrıs diye bir ülke yok deseler bu kadar etkisi olmazdı. Yani bankanın kapalı tutulması, oranın tümüyle batırılmasından daha kötü bir şey. Çünkü diğer yeri tetikliyorsun. Yani niye İspanya'yı tetikliyorsun, İtalya'yı tetikliyorsun? Niye Avrupa'nın diğer... Belçika da çok kötü durumda. Belçika'nın inanılmaz yüksek borçları var, Hollanda'nın. Yani oradaki insanlar tamam, onlar pek şeydir. Yani düşünmezler çok fazla. Yani Avrupalı, hele Almanlar tamamıyla uzmanlaştıkları alanda şey yaparlar. Fikir bildirirler. Başka hiçbir şeye karşı... Yani biz Türkler gibi değil. Biz her şeyi biliriz. Kesinlikle, yani her şeyden anlarız yani. Şimdi yine şeyde evye bozulmuş, öğrenci evinde kalıyoruz doktora yaparken. Oraya bir usta geldi. Usta geliyor, orayı ölçüyor, biçiyor, bir şeyler yapıyor. Bizim arkadaşlar, kardeşim oradan ne yapıyorsun? Şuradan şunu şöyle yay, buradan çiziver, bunu buradan kes, o kadar ölçüm. Yani biz her şeyi biliyoruz abi. Tabii. Kesinlikle dediğin gibi bizim insanımız şu an parasını çekerdi. Şey yapardı. Valla İtalya'yı, İspanya'yı o yüzden merak ediyorum. İzleyicilerimiz çok doğru söylüyor. Şimdi, hele Turgutçu'nun o söylediği Rusya'ya zarar değil kar getirir. Mesela bir adam çok zor duruma düştü. Evini satacak olsa, 5 kuruş para bulamıyor olsa, o evi kim alırsa en büyük karı o elde Rusya edecektir. Rusya şimdi en rahat konumda olan ülke aslında bakarsanız. Yani tam orada bir para var ama evet. Güney Kıbrıs tabiri caizse Rusya'nın kucağına gitti şimdi işte. Aynen öyle. Şu an Avrupa'nın yapması gereken şey, orada doğalgaz mı vardı, işte limanların gelirleri mi, onları temlik etmek. Bitti. Yani o zaman hareket edemez ama yani, Güney Kıbrıs'ta işte. Tabii hareket edemez ama. Kilitler. Yok şöyle, o alacaklarını sana, yaşayacak kadarını sana bırakacağım. Bırakayım, yani, öyle derse tabii. Yani mecbur, başka ne yapacak yani? Ya şimdi, da bankalar kapatılırsa o bankaların içindeki mevduatı zaten Avrupa ödeyecek. O da var tabii. Ahmet Öztürk de diyor ki hocam, İtalya'nın 2 trilyon dolar borcu var, İspanya'nın 1,5 trilyon, Fransa'nın bilmiyorum. Ama bu borçlar nasıl ödenecek? Bizim de döviz açığımız Bloomberg'te 425 milyar dolar diye geçiyor. Bu paralar nasıl ödenecek demiş Ahmet Öztürk de. Ya bugünkü yazımı, köşe yazımı, Çin'de de mi kriz geliyor diye bir yazı yazdım. Evet. Orada da
İki tane Çinli Nomura'nın, Japon pardon, ekonomist yazmışlar. Çin'de felaket bir şekilde şey artıyor. Konut fiyatları artıyor. Bu arada borç kaldırıcı, yani toplam kredilerin milli gelire oranı ne olmuş biliyor musun? %121'den %155'e çıkmış. Yani milli gelirin 1,5 katı Çinliler borçlu şu an. Hı hı. Toplam krediler. Bankalara verilen bankaya yatırılan tasarruflar, ki vatandaş yatırıyor onu, Çinli vatandaşlar. Tasarruflar yerel hükümetlerin büyüme hedeflerini tutturabilmek için, tamam mı, oraya buraya verilmiş, peşkeş çekilmiş. O paraların dönüş şansı da yok. Evet. Konut fiyatları artıyor ve büyüme yavaşlıyor. Bu üçlü 2008 krizinde olmuştu. Amerika'da büyüme yavaşlamaya başlamış. Hı-hı. Konut fiyatları, burada konut fiyatları %250 artmış. Singapur Üniversitesi'nden 3 tane profesörün yaptığı rapora göre. Şeyde official olarak, yani resmi olarak Çin'de %110 artmış konut fiyatları. Amerika'da kriz öncesinde ne kadar artmıştı aynı dönemde? Yani 2001-2006'da %84 artmıştı. Şu an Çin'de de bir finansal krizin tohumları atılmış. Ben verilerin o kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Çünkü Çin'e ait veri bulamıyoruz. Yani Çin'le ilgili çok fazla bilgimiz yok. Ama eğer orada öyleyse, yani herkes şuna hazırlansın. Dünyaya felaket bir hiperenflasyon geliyor. Ben enflasyon diyordum daha önce. Eğer Çin'de bir kriz olursa, şimdi şöyle bir sorun vardı Barış. Bak, bu çok önemli. Yani şu an dünyayı anlamak açısından çok önemli. Emtia fiyatları sürekli yükseldi 2003'ten sonra, 2007'lere kadar, yani 2008 hı hı. krizine kadar. Sürekli yükseldi, 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 yükseldi. %100 arttı ortalamada. Bazı ürünlerde, mesela petrol $150 geldi 40 dolardan. Yani orada %200-300 artış vardı. Fakat dünyaya niye enflasyon gelmiyor diye herkes soruyordu. Çünkü Çin absorbe ediyordu. Hı. Üretim artışı, maliyet artışı o kadar yüksekti ki arz çok artıyordu. Yani talebi karşılıyordu. Ve arzın çok fazla olması fiyatların artmasını engelliyordu. Aynı zamanda Çin'in ham madde maliyeti yüksek olsa da diğer ülkelere göre iş gücü maliyeti çok çok düşük olduğu için o enflasyonu hissettirmiyordu. Evet. Şu an Çin'de de insanlar ev almaya başlamışsa zenginleşiyorlar demektir. %20 vergi geldi ama bunun önlemeyeceğini söylüyorlar. Bir de şeyi düşünüyorum. Çin'de bir kriz olduğunu düşün. Reel sektörde firmaların battığını düşün. Ve dünyaya bu arz yapan devasa fabrika, yani Çin fabrikasının üretiminin, tamam mı, %20 düştüğünü, %10 düştüğünü düşünüyorum. Ne olur biliyor musun? Burada kimse alacak mal bulamaz. Şurada aldığın basit bir oyuncak. Her şey Çin malı hocam. Evet, şurada aldığın 20-30 liralık basit bir oyuncağı veya bir kaşığı, bir bardağı bilmem ne. Çünkü üretim durdu bu ülkede. Hocam Ürgüp'e gidiyor arkadaşlarım. Peribacan'ın maketleri var ya. Evet. Alıyor. Çeviriyor. Made in China. Made in China. Şaka gibi ya. Hayır, zaten adam ne yapsın? Gidiyor Çin'de yaptırıp getiriyor. Çünkü Türkiye'de ya onu işte yaptırmış. Adamlar böyle yayılmış durumda. Yani. Tabii Türkiye'de onu yaptırmış olsa. Morali bozuluyor ama insanın. Çanakkale'de benim başıma geldi. Turba şeyini alıyorsunuz. Made in China. Olacak şey değil yani. Hayır, ya olacak şey. İşte ben şunu diyorum. Orada öyle bir arz kısıntısı olursa, yani Çin bir krize girerse ne olur biliyor musun? İşte o zaman altın $3,000 mı olur, $4,000 mı, evet, olur? Yani çünkü mal arzı kısıldığı anda, tamam talep de kriz nedeniyle ilk başta kısılır, İlk etkiyi orada görmeyiz ama tabii ki deli gibi para basılmış. Zaten etrafta para bol. Öyle bir kriz sonrasında Çin de devasa bir para basmak zorunda kalır. Hı hı. Arz kısılmış, fabrikalar kapanıyor, şey yapacak mal bulamazsın. Yani alabilecek mal bulamazsın. Pirinç fiyatları 3 katına fırlayabilir. Yani dünyada eğer o olursa hakikaten gelecek çok çok kötü. Yani Çin'de bir kriz olması durumunda. Şimdi biz Avrupa, Güney Kore'yi Güney Kıbrıs'ı diyoruz. Yani şurada 1 milyon nüfuslu. Tabii tabii, Çin ne demek? Kaç katı? Bir yer 1,5 milyar nüfuslu, 1.3 milyar nüfuslu yer. Bir de çok ilginç bir veri daha vardı o raporda. Abi iş gücü verimliliği düşmeye başlamış. Bu çok tehlikeli bir şey. İş gücü verimliliğinin düşmesi demek ücretlerin hızlı artıyor olması demektir. Ücretler hızlı artıyorsa o zaman deli gibi enflasyon geliyor. Hı hı. Boş yerine PIMCO, dünyanın en büyük tahvil bono fonu, bundan sonra artık enflasyonu hece edecek ürünlere yöneleceğiz, o fonları kuruyoruz demedi. Yani enflasyon geliyor. Bu yüzden de geçen bizim kameraman arkadaşlardan birisi ev almış.
Burada. Hayırlı olsun. Dedim ki ya ne kadar vade yaptın? 3 yıl. Ya kardeşim dedim, 3 yılda ayda ne kadar ödeyeceksin? 1250 lira. 1250 lirayı niye şey yapıyorsun? Aslında sen şu vadeyi dedim 6 yıl uzat. Türk insanı hep şey yapar. Bir an önce borcum bitsin, bitsin der. Yani. Zaten dünyaya 2 sene sonra ciddi bir enflasyon gelecek. E hocam ücretim artmıyor ki enflasyon gelse dedi. Doğru söylüyor. Ama ücret artmasa da enflasyon belli bir noktaya ulaştı, beklentiler değiştiği an mecburen artmak zorunda kalır. Çünkü artık kimse o reel ücrete çalışmaz. Aslında biz reel ücrete bakarız normalde. O açıdan şunu söylemeye çalışıyorum. Hakikaten eğer enflasyon gelecekse enflasyondan korunmanın en güzel yolu borçlanmaktır. Ve Çin de borçlanıyor. Evet. Ve borçla gidiyor. Bu çok tehlikeli. İzleyicimiz diyor ki Ahmet Öztürk, bizim de açık diyor 425 evet. milyar dolara gelmiş diyor. Ha, dünyada küresel enflasyon gelecekse o zaman borç yiğidin kamçısıdır. Kim mele kim kala kriz. Baksana adam ödeyemeyeceğim diyor. Bir de bu şey açısından da çok kötü. Kıbrıs'ta asıl tehlikeli olan şey ne biliyor musun? Bir şey daha var. Bunu özellikle bizim insanımızın da tedirgin edecek bir şey var. Bireysel emeklilik fonları kamulaştırılıyor. Kıbrıs'ta. Bizde de en çok sorulan soru o işte. Yani yarın işte şey olursa bu şekilde bir şey olur. Bizde öyle bir şey olmaz. Yani bizim borcumuz milli gelire oranı %33'e 34'e gerilemiş durumda. Yani bizde elbette ki olmaz ama şu an İtalya'da, İspanya'da, Belçika'da, Hollanda'da, Yunanistan'da, Portekiz'de, İrlanda'da yani ya hani bu borçlar 1,5 trilyon euroya ulaşmış şey İtalya'nınki. 2 trilyon euroya pardon. İspanya'nınki 1,5 trilyon euro. Bu borçlar nasıl ödenecek? Bir şekilde yine halk çekecek onun sıkıntısını. Yani İtalyan, İspanya olsam vallahi orada kalmam yani. Peki hocam. Evet. Bir reklam aramız var. Çok yorum geliyor, çok soru geliyor bu konuyla ilgili. Devam edeceğiz ama çok kısa bir ara. Aradan sonra beraberiz. Paranın rotası devam ediyor. Hocam bu konudan çıkalım isterseniz. Ben sıkıldım hakikaten. Çok sıktı bu konu beni. İsterseniz başka şeyler kesinlikle konuşalım. Kesinlikle çıkmam ben bu konudan. Lütfen abi. Ya bugün başka yani bahar benim... konuşalım, çiçek, böcek ne dersiniz? Yok abi. Bu konu benim uzmanlık alanım abi, krizler. Ben o zaman ben susuyorum bugün... artık. Ben buradan bilgisayardan başka şeylere bakarken size anlatayım. ben bu konudan kesinlikle çıkmıyorum. Peki, ya abi. İşin esprisi evet. Bir tarafa. İlhan Bey demiş ki bu konuya çok fazla takılıp kaldınız. Bugünkü programınız çok sıktı demiş. Evet. İlhan Bey şöyle söyleyeyim. Vallahi yani herhalde küresel piyasaların, bizim piyasanın, işte izleyicilerimizden gelen yorumlar, mesajlar, sorular ortada. En çok merak ettiği, en çok tartıştığı konu bu. Dolayısıyla günün konusu bu. Dolayısıyla, iki kere dolayısıyla üst üste dedim ama biz bunu konuşmaya devam edelim hocam. Çok fazla yorum var. Ya bak güzel, İrfan İnce demiş ki, bak konu gördüm. Biz sıkılmadık demiş. Kuzey Kıbrıs'ı tanısınlar, verelim 5 milyar hem de peşin demiş. Çok da güzel bir şey söylemiş aslında veya, iyi fikir yani. Kuzey'e bağlanmayı kabul etsinler 15 verelim. Vallahi... ama yıllık 3'er milyar taksitler haline. İyi fikir, iyi fikir aslında İrfan Bey hakikaten. Ya valla o gurur olmasa aslında gelip demezlerse adiyim yani. Ya yani Türkiye sonuçta İNFE'ye de 5 milyar veriyor. Değil mi? Aslında ben şimdi başbakanımızdan beklerim böyle bir teklif. Biz Güney Kıbrıslılar bizim kardeşimizdir. Yan yana yaşıyoruz, gelsinler buyursunlar demek lazım aslında. Şimdi bir izleyicimiz de demiş ki içimizi kararttınız bu sabah. Bu sabah Çin'den sabah. Bahsettiniz ya az önce. Ya, kötü senaryo. O kötü senaryo yok, tabii. Yok merak etmeyin, merak etmeyin. Zaman beni yanıltır. Yani daha bir senesi var. 2014'te çıkacakmış kriz. Daha 2013 bitecek. 2014'ün ortalarına şey geleceğiz. Tabii, yani, 24 saatte neler olmuyor? Ya 24 saatte neler olmuyor. Burada borsa konusunda herkes merak ediyor. Ben de bugün sürpriz yapayım. Hiç borsa, altın ve dolar yorumlamayalım istersen. Mesela FED kararlarının evet. borsa üzerindeki... Ama hocam şunu yorumlamamız lazım. Dünden beri Recai Bey soruyor. Bu konu önemli. Yükselen faiz dolar. Şimdi evet. faiz uzun zamandır kıpırdamıyordu. Aşağı dipler. Onu çok konuşmamız önemli. Lazım. Evet, evet, evet. O zaman... evet, çok önemli. Lütfen yani icat çıkarmayın. hemen faize dolara başlayalım. Evet. İsterseniz faizle biraz faizin üzerine duralım. Fazla vaktimiz yok çünkü hakikaten. Şimdi faizler şöyle söyleyeceğim. Yani bizim piyasaları genelini yorumlarsak Fed dün bir açıklama yaptı. Faiz toplantısını bitirdi. Daha önceki açıklamanın hemen hemen aynısı. Piyasalara ekstra bir mesaj daha verdiler. Dediler ki 85 milyar dolar tahvil alım programı devam edecek.
Ama ileride arttırabiliriz de, azaltabiliriz de gibi bir laf söylediler. Aslında onun arttırabilirizini kimse görmez. Ama piyasa buradan arttırılabiliriz lafını da aldı. Dolayısıyla Amerikan borsalarında yükseliş gördük. Evet. Fed'in daha sonra Bernanke'nin konuşmalarından biraz şu ortaya çıktı. Bernanke sanki bir dönem daha kalmak istemiyor artık. Yani bıkmış, illallah etmiş, köşeme çekileyim gidip balık tutayım havasındaydı. Ve yeni Fed başkanı atanacak. Eğer Fed başkanı olmazsa Bernanke, en güçlü aday diğer başkan yardımcılarından Janet Yellen, o olabilir. Ama Fed'in kararının bugün bizim piyasalar üzerinde çok fazla bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Son 3 gündür daha önce de bir izleyicimiz sormuştu. Faizlerde bir yükseliş var. Sinsi evet. Sinsi yükseliş ve dün hazine ihalelerinde şey vardı. Son hazine ihalelerinde bir sıkıntı vardı ve faizler arttı. Gösterge faiz de arttı. Ben şimdi şeyi bir faizleri bir vereyim grafiğini. Ve faizler şu an 6.5'a doğru geliyor. Burada özellikle Barış önemli olan nokta faiz artışı borsayı da aşağı çekiyor. Hı hı. Yani burada dikkat edersen faizlerin 5.5 seviyelerinden yani 5.60 seviyelerinden 6.25'e kadar gelmiş olması tahvil ve bono fonlarında son dönemlerde son 1-2 haftada zarar yazdırdı. Hatırlarsan şu seviyelere geldiğinde biz yayınları burada yaparken artık tahvil bono fonundan biraz uzak durun diyordum. Şimdi artık bundan sonraki faiz yükselişlerinde 6.5'a kadar gidebilir. Ama artık tahvil bono fonlarının yavaş yavaş portföylere girmesi lazım. Yani daha önce eğer tahvil bono fonunu satan varsa yavaş yavaş kademeli alım yapabilir. Şimdi Türkiye için sıkıntı şu. Borsa dün, onu da göstereyim ben. Çok sıkışık bir seyir izledi ve buradaki grafikte görüldüğü üzere özellikle şu bantta yani 81.500 bandıyla 83.800 bandı. Yani şu bantta oldukça sıkıştı ve bu bant içerisinde bir şekilde ya bu bant içerisinde kalacak bu banttan 82.000'in altındaki yani 81.500 seviyesi ki şu seviye onu hemen şey yapalım. Bu 81.500 seviyesinde destek bulacak ve çok fazla aşağı gelmeyecek. Bunun içerisinde dalgalanacak ki bunu şimdilik %20 olasılık görüyorum. Yani %20-25 olasılık görüyorum. İkinci bir olasılık 26 Mart'ta bizim para piyasa politikası kurulu toplantısı. Ve orada muzdam karşılıklarda artış bekleniyor. Şimdi son kısa vadeli faizler de çok arttı. Merkez Bankası muzdam karşılıkları arttırarak parayı daha çeker mi bilemiyorum. Yani ama muzdam karşılıklarda piyasa artış bekliyor. O yüzden piyasa aşağı gidiyor. Yani faizlerde muzdam karşılık artınca piyasa parada piyasadan para çekince kısa vadeli faizler yükselmiş olacak. Hisse değerlerini aşağı çeker. Şimdi 60 dakikalık grafiklere geçeceğim borsada. 60 dakikalık grafiklerde dün özellikle bu bölgede daha önce geldiği bölgeye tekrar geldi. Özellikle de ben dünkü yazdığım yorumda web sitemde zaten bu yorumları her zaman veriyorum. Her sabah veriyorum. Burada da özellikle belirtmem gerekiyor. Dün borsanın bir miktar yukarıyı deneyebileceğini ama sonra tekrar aşağı bir eğilme sıkışı, can sıkıcı bir piyasa olabileceğini belirtmiştim. Burada özellikle bugün itibariyle piyasa pek düzelmeyecek yani. Evet. Yani yukarı doğru bir gidiş olacak 82.500'e doğru belki ama 81.500'e kadar yani şu çizgiye kadar bir geri çekilme bekliyorum. 81.500'e gelince şöyle göstereyim ben grafikte hani nasıl bir hareket beklediğimi göstermek adına. Hı hı. 81.500'e gelirse bunun altına gerilediğinde alımların gelmesini ve tekrar yukarı doğru çekmesini ama 82.500'ün direnç olmasını sonra tekrar 81.500'ün altına gerilemesini bekliyorum. Yani bugün değil de önümüzdeki birkaç gün içinde para piyasası kurulu toplantısına kadar. Ama eğer 80 buradan itibaren düşüş devam eder de özellikle şu seviyeye gerileme olursa daha önceki çok güçlü bir direnç olarak verdiğimiz şu seviyeye burası da 81.000 seviyesi. 81.000'in altındaki yerler alım için uygun yerler gözüküyor şimdilik. Ama oraya gelirse de ona tekrar bakmamız lazım. Peki hocam şimdi bununla bağlantılı hemen bir soru yönelteyim size. Güney Kıbrıs meselesi bence Avrupa'da bir krizin fitilini ateşledi diyor Aydın Yağcı.
Bir televizyon kanalında bir Kıbrıs yetkilisi bankalardan bir tanesi belki hiç açılmayabilir dedi. Bu da çok ciddi bir durum. Az önce konuştuğumuz gibi İtalya'da İspanya'da bu işin zararını zaten, görecek evet. diye düşünüyorum demiş. Esas düşüncem diyor. İMKB açısından olaya bakarsak olumlu ne kaldı acaba? Dünyada olumsuz pek çok şey varken kanımca artık İMKB ve tüm Avrupa borsalarında bir süre dışarıda olup izlemek daha iyi olur diye düşünüyorum. Ne dersiniz diyor. %100 ben katılıyorum Aydın Yağcı'ya ve burada yabancılar da aynı şeyi yapıyor. Ve İMKB'de kötü bir görüntü oluştu şey açısından. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz daha orta vadeli yorum vereceğim. Burası bizim birinci tepemiz. Yani şurası birinci tepe. Şurası da ikinci tepe. Burada ikili tepe oluştu. İkili tepe şurada 81.500 ile 83.800 arasında oluştu. Dolayısıyla 83.500 desek direnci yaklaşık olarak 2000 puan, hadi 2500 puan. Dolayısıyla burası aşağı kırıldığı anda 81.500, 2000 evet. puanlık marj var. O da 79.500 yani şurası ve 79.000 seviyesi. Önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde endeks bu seviyelere kadar geri çekilmeye başlayabilir. Ben burada daha kısa vadeli yorum verdiğim için şimdi biraz önce söylediklerimle çelişkili gibi gözükse de kısa vadede yani bugün ve yarın normal 81.500'e kadar düşüp sonra yukarı doğru bir hareket olacak. Sonra tekrar aşağı gelmeye başlayıp 81.500'ü geçecek ve 81.000 desteğinde tutunduğunda yeniden belki oradan bir tepki olacak ama bu sefer 81.750 direnç olacak ve böylelikle biz sanki şey yapacağız. Yani yavaş yavaş böyle bir aşağı hareket olacak diye düşünüyorum. Yani biraz orta vadeli, 2 hafta vadeli baktığımda Aydın Yağcı'nın söylediği şekilde düşünüyorum ama şimdi bu bilgilerin hepsi de fiyatlara girdiği için yani bu bilgi yani Kıbrıs konusu herkes her şeyi biliyor artık. Evet. Burada olası bir çözüm tamamıyla euro dolar paritesini hızla yukarı çeker. Dolar TL kuru tekrar 1.80'lere geriler ve 1.80'lerin belki altına geriler. O anda işte biz gerilemiş ve tekrar tepki yapıyor olabiliriz. Önemli olan kritik nokta şu artık önümüzdeki dönemde. Biz borsanın çok sağlıklı bir şekilde artık yükseliyor ve tekrar güçlü bir yükseliş yapacak diyebilmemiz için 84.000'in geçilmesi gerekiyor. Ama bu geçilmeden önce ben tahmin ediyorum bu bölgede çok sıkışacağız. Yani 81.500 seviyesinin üzerine geleceğiz, yukarı gideceğiz, sonra kıracağız. 81.000 civarında tutunmaya çalışacağız ama 79.500'e geleceğiz. İşte asıl toplama, yeniden alma orada başlayacak diye düşünüyorum. PPK'dan sonra TCMB'nin gelecek hafta 26 Mart'ta yapacağı toplantısından sonra da faizlerdeki yükseliş eğiliminin biterek aşağı doğru gelmeye başlayacağını, asıl ondan sonra borsanın gerçekten yeniden bir sağlıklı yukarı harekete başlayabileceğini düşünüyorum. Peki hocam, Ali Kurt da soruyor. Şu an elinde altın bulunduran veya girmek isteyenler için yorumunuz nedir kısa vade al sat anlamında? Kısa vade al sat anlamında ben altında kesinlikle çok yükseldi. 1610 doları geçti. Bu andan itibaren artık şey bekliyorum. Yani altında aşağı yönlü hareket bekliyorum. Yani altın burada 1630-25 dolara kadar gidebilir. Yani 1625 dolar seviyesine kadar altın yükselebilir. Ama özellikle 1610'un üzerinde altını alıp da 1625'te satayım derken yeri 1580'e düşebilir. Şu an için altında çok fazla alım önermiyorum. Dolar da yukarı gittiği için TL fiyatı da şey yaptı altının yükselmişti. Şimdi TL fiyatında da 93 liraya geldi altın. Ben bu 93 lira ve 95 lira aralığını bir miktar sat, sonra yeniden alım için bekle aralığı olarak görüyorum kısa vadede. Orta ve uzun vadeli olarak altını koyup da hiç fiyatları izlemeyenler bence bakmasınlar zaten. En az 1-1,5 yıl vadeli alanlar zaten hani ben alıp hiçbir daha bakmayacağım 1 yıl, 1,5 yıl diyen için burası çok uygun. Yani altında bu fiyatlar çok uygun fiyatlar. Bu dünyaya gelecek enflasyon senaryosuna baz alacak olursak bence oldukça uygun fiyatlar. Dolayısıyla bir de şurada şu grafikte aşağı kadranda şu bölgede Barış dikkat edersen bu bölgede şey var. Tepeye gelmiş talep endeksi. Yani bu bölgede şu bölgede şey olmuş. Evet, mouse'la ne dersem görünüyor. Bu bölgede tam zirveye gelmiş. Talep yeteri kadar artmış.
Dolayısıyla bundan sonra bir miktar daha yükseliş olsa bile bundan sonra alım yapmak riskli. 1600 yani 95 lirayı geçmesi zor. Biraz satıp belki tekrar 91 liraya 90 liraya düştüğünde yeniden oradan belki kısa vadeli yorum yapıldığında alınabilir. Ama her zaman stop koymak gerekiyor. Ben 95 lirayı geçemez diyorsam 95 lirayı da geçerse bu sefer 97-98'e de gidebilir. Bunu her zaman stopunu koymak lazım. Yani zararı bir yerde kesecek noktayı belirlemek lazım. Benim için zarar noktası 95-50. Hocam bitireceğiz ama bir mesaj var, onu okuyayım. Bugün Nevruz Bayramı, önemli bir gün bu çözüm süreci açısından, biliyorsunuz bugün Diyarbakır'da bir mesaj bekleniyor. Orada kalabalıklar toplandı, biz de birazdan Diyarbakır'a döneceğiz, oradan canlı yayınlarımız olacak. Bahar Bayramı bir taraftan, işte kutlayalım herkesin Bahar Bayramı'nın Nevruz'unu. Şimdi demin dedik yani çiçekten böcekten bahsedelim. İzleyicimiz göndermiş çok güzel bir mesaj. Kiraz bahçemdeki erkenci kırdal türü çiçek açtı. Bu yıl sert kış koşulları ürünü geciktirecek gibi. 10 gün rötarla 10 Mayıs gibi kirazı yeriz inşallah. 15 gün önce diktiğim bezelyeler 10 santim boy attı. Taze soğan ve sarımsaklar da büyüyor. Bademleri de yemeye başladık bile. Hayırlı günler demiş. Teşekkür ediyoruz. Valla acayip güzel duygular şey yaptı beni sardı. Değil mi? Ne güzel. Bunu okuyarak bitirelim dedim işte, ne kadar vallahi güzelmiş. Şimdi az önce dedik ya hani İlhan Bey'in mesajı üzerine çiçekten böcekten bahsedelim. Güzel bahsetmiş. İsmini göremiyorum izleyicimizin ama bir firmanın ismi var. Kendi ismini göremiyorum. Bu keyifli mesajla bitirelim dedim. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. İzleyicimize de teşekkür ediyoruz. Diğer izleyicilerimize de katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. Paranın rotasını noktalıyoruz. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra Diyarbakır gündemiyle, Nevruz gündemiyle bugünün gündemi karşınızda olacak. Kozaltın paranın rotasını sundu.